Kesinlikle Türk kahvesi yanlısıyım. Ama biliyorum ki izleyicilerimiz arasında Starbucks'a gidenler ve oranın kahvelerini çok sevenler var. Amacımız reklam olmasa dahi bir yenilik söz konusu olduğu için ve Türkiye'de de başladığı için bu haberi bence aktarmakta fayda var. Çünkü Starbucks'ın en meşhur kişileri kimlerdir diye sorarsak baristalar herhalde, değil mi? Kimi zaman kalp şekliyle köpük yapan baristalar, kimi zaman çok hızlı kahve yapmasıyla kendini öne çıkaran baristalar. Yani bir nevi evet, özellikle harçlığa ihtiyacı olan öğrencilerin harçlık kazanmasında yardımcı olan bir kurum haline geldi Starbucks. Ya da ek iş arayanlara ek iş veren bir kurum haline de geldi. Çok fazla sayıda gençleri, orta yaşta olan insanları da görüyoruz çoğu zaman, istihdam eder oldu. O açıdan ülkemize bir katkısı var. Ve artık baristası sistemler kuruldu Starbucks'ta. Yani gittiğinizde, bakın şubeleri de söyleyeceğim, bir barista görmeyebileceksiniz. İstediğiniz kahveyi, istediğiniz oranda, istediğiniz ölçüde siz yapabileceksiniz. Artık bu sistem gitgide yaygınlaşıyor. Bu neyi getiriyor? Bakın az önce istihdam dedim, harçını çıkarmak isteyen gençler dedim. Robotik bir sistemi beraberinde getiriyor. Yani robotların çok daha fazla artık her sektörde olduğunu göreceğiz. İnsanların iş bulma olasılığı azalacak. Dolayısıyla geçim derdi gitgide artacak gibi görünüyor. Starbucks bununla başladı. Evet, bizi mutlu edecek bir durum, belki sıra beklemiyoruz gibi düşünceler söz konusu olabilir ama bir yandan da istihdam azalmış olacak. Baristasız premium self servis modeli olarak başlatıldı bu. Starbucks On The Go olarak da adı geçiyor. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilmiş durumda. Demin de söylediğim gibi bu modelde bizler müşteriler kahvelerimizi baristadan almıyoruz. Kendi kendimize hazırlayabiliyoruz. Özellikle hızlı olunması gereken mekanlarda bence işe yarayabilir. Akaryakıt istasyonlarında, havalimanlarında, hastanelerde, üniversite kampüslerinde çok yararlı olabilir ama bir açıdan işte dediğim gibi istihdam oranını da azaltmış olacak bu durum. Kullanım kolaylığı kesinlikle sağlayacak. Seçeneklerin az olduğunu düşünmeyin. 100'e yakın içecek hazırlayabileceksiniz ve istediğiniz kadar kahve koyabileceksiniz. Sütü az olsun mu istiyorsunuz onu da ayarlayabileceksiniz. Hizmet şimdilik nerelerde var derseniz mesela bir akaryakıt istasyonunda başladı. İstanbul'da Shell istasyonlarında Ihlamur, Merter Çırpıcı, Sefaköy, Yeniköy, Maslak ve Şenlikköy'deki istasyonlarında, bir de Opet'in istasyonlarında ama yalnızca Ataköy ve Kavacık'taki istasyonlarda, akaryakıt istasyonlarında şu anda kullanıma sunuldu. Devamı da gelecektir bence.